Evet, değerli arkadaşlar merhaba, Süleyman ben. Bu tür sahnelerde konuşmayı çok becerebilen bir insan değilim. Dönüp dolaştığımız yer hep şu, doğanın aslında çoluk çocuk, herkes için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu tür etkinliklere çocuklarımızın ağaç sevgisiyle, orman sevgisiyle büyümesine çok önem veriyoruz. Bu konuda çok çalışmalar yapıyoruz. Güzel fikirler geldiğinde o fikirlere destek oluyoruz. Bu bağlamda hepimiz hocasınız. Öğrencilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Seminerlere gidiyoruz, öğrencilerimizi davet ediyoruz. Fidan dikimi konusunda bilgi veriyoruz. Bu tür çalışmalarımız var. Şimdi hocamız, bir önceki konuşmacı hocamız şöyle bir şey yapmıştı. Tohum, fidan ve ağaç simgesi 3 tane yan yana koymuştu. Karakter, mizaç ve kişilik demişti. Şimdi ben bunu çok önemsiyorum. Doğayla iç içe büyüyen, doğayla barışır, ağaçları tanıyan, doğayı tanıyan çocuklar aslında topluma daha fazla entegre olur ve başarılı olurlar. Ve sonrasında dedi ki, başarı mı, mutluluk mu? Bence doğayla iç içe yetişen çocuklar başarılı olur. Başarı da aslında mutluluk verir. Mutlu değilsen başarı da olamaz. Bu bağlamda bir kitap vardır. Ben o kitabı okudum. Fil yutmuş boğa yılanı resmi çizmişti. Fil yutmuş boğa yılanı resmi çizmişti. Onu bir tane büyüğüne gösteriyor. Fakat ilk bakıldığında bir şapkaya benziyor. Büyük diyor ki bu bir şapka. Çocuk da diyor ki hayır, bu fil yutmuş bir boğa yılanı diyor. Sonrasında çocuk diyor ki küçük prens, ya bu büyüklere laf anlatmak ne kadar da zormuş. Aslında çocukları anlamak çok önemli. Neden önemli? Eğer biz çocukları anlayamazsak çocuklara bir şey veremeyiz. Peki bunun doğayla ilişkisi nedir? Şimdi ben her zaman şunu diyorum, çocuklara verdiğimiz seminerlerde ben bazen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne öğrencilerimizi davet ediyoruz. Onlara aslında bir şey anlatmıyorum. Onların beyninde bir ışın gönderiyorum. O aslında şunu düşünüyor. Ormanlar hepimizin ve biz bunu korumak zorundayız. Yarın öbür gün o büyüdüğünde çevre bilinciyle doğaya saygılı olması gerektiği düşüncesiyle büyür ve topluma daha çok faydalı olur. Tek amacımız da bu değildir. Topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Temel amacımız bu aslında. Sonra dedik ki çocuklara, çocuklar, ben size bir şeyler anlattım ama ya abi sen bize ne anlattın? Bunu bize uygulamaları göster. Gittik, araziye gidiyoruz. Çocuklarla birlikte fidan dikiyoruz. Ve şunu diyoruz. Fidan dikmek spor yapmak gibidir. Sürekli yapmazsan hiçbir faydasını görmez. Eğer sürekli doğayla iç içe fidan dikerek büyürsen ruh dünyan aydınlanır. Ruh dünyası aydınlık insanlar çevresine ışık saçar. Temel aslında şeyimiz bu. O yüzden biz Orman Genel Müdürlüğü olarak, ben orman mühendisiyim. Bu işi yapıyorum. Ağaçtan, bitkiden, doğadan biraz da anladığımı düşünüyorum. Ya bu konuda eğer bir talebiniz olursa her zaman yanınızdayız. Öğrencilerimizin yanındayız. Bu bağlamda dışarıda biz fidan getirdik. Fidan getirdik, fıstık çamı fidan ismi. Fıstık çamı nedir? Dediğimiz fıstık çamı nedir? Bazıları bunu çam fıstığı diyorlar. Aslında o şuradan geliyor. Kozalakları var ya onun. Onun içinde tohumları var. Ona fıstık çamı diyoruz. Fıstık çamı nasıl bir ağaç biliyor musunuz? İlk biz onu diktiğimiz zaman ilk 6 yıl fazla büyümez. Niye biliyor musunuz? Gelişimini köke verir. Önce sağlam durmak istiyor. Çocuklarla ilgisi nedir? Çocuk da aslında öyledir. Temeli sağlam atarsa gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirmiş olur. 6 yaşından sonra boy atmaya başlar fıstık çamını. 15 yaşına geldiğinde toprağa da uygunsa, yeterli suyu verirsek o bize meyvesini verir.
İşte çocuk da büyüdüğünde aslında bir meyvedir. Eğer iyi bir meyve ise, onu iyi yetiştirmişse topluma faydalı olacaktır. Amacımız da budur. Dışarıda fidan dağıtacağız. Ayrıca arkadaşlar, sincap çocuk diye bir dergi duydunuz mu? Duymadınız. Orman Genel Müdürlüğü'nün çocuklarımız için hazırladığı bir dergidir bu. Sitesinde bulabilirsiniz. Bunun içerisinde hikayeleştirerek aslında ağaçları, doğayı anlatıyor bize. Siz de bunu öğrenip çocuklara anlatacaksınız. Eminim bunun içerisindeki bilgilerin çoğunu da siz de biliyorsunuzdur. Çünkü neden? Çünkü sizi yetiştirenler de aslında ağacı tanıtmadılar size. Eğer bir ağacı seversek onu koruruz. Altında piknik yapacağımız bir ağaç yoksa bu dünya yaşanabilir mi? Öyle bir şey var mı? Yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim.